Aslında uzunca bir müddet yeni bir öneri videosu çekmeyi planlamıyorduk. Ama son hazırladığımız video 101 kitap önerisinin altına ve ondan önceki dönemlerde de bizlere gençlerden birçok soru geldi. O soruların genellikle toplandığı konu şuydu: şu yazarı okumak istiyorum, şu kitabı okumak istiyorum, acaba benim için ağır olabilir mi ya da benim için erken mi, hangi kitapları okumalıyım bilemiyorum, seçemiyorum gibi okuyacakları kitaplara dair taşıdıkları endişelerde. Elbette bu haklı bir endişe çünkü her kitap her yaş için uygun olmayabilir. Ne yapalım dedik ve şöyle bir karara vardık. 101 kitap önerisi listesinin yanında bir de gençler için başka bir öneri listesi hazırlayalım ama bu 100 değil de işte 45 kitaptan olsun, yaklaşık daha az olsun. Bunu istedik ve bu listeyi oluştururken de onların macera, merak ve bilme tutkularını besleyebilecek eserler seçmeye çalıştık. Bu arada gençlerden kastım lise çağındaki bireyler için bunu diyebilirim. Elbette ki yetişkin bireyler için de bu kitaplar okuması oldukça keyifli, güzel eserler. Onlar da okuyabilirler ama bu listenin hazırlanış amacı lise çağındaki bireyler için oldu. Kitapları teker teker okuyacağım. Hangisinden başlayacağınıza dair tercih tümüyle size ait. Çünkü başlangıç, ileri ve orta diye ayırmak istemedim. Bir lüzum yoktu burada. İsmine bakın, hakkında ufak bir araştırma yapın. Eğer sizi kendisine çekiyorsa kitap, başlayın. Listenin içerisinde birkaç tane böyle nispeten sayfa hacmi olarak daha fazla olan, birazcık daha ağır olabilecek kitaplar var gibi görünüyorlar ama onlar belki sonraya bırakılabilirler mi? Daha doğrusu listenin sonlarına bırakabilirler mi? Evet, mantıklı olabilir ama onları okumaktan korkmayın. Muhtemelen çok büyük keyif alacağınız ve sizin için de verimli olabilecek kitaplar. Neyse, hadi başlayalım. Aganta Burina Brunata, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Alice Harikalar Diyarında, Ateş Yakmak, Aya Yolculuk, Beyaz Diş, Beyaz Gemi, Bülbülü Öldürmek, Define Adası, Denizin Çağrısı, Deniz Kurdu, Denizler Altında 20.000 Fersah, 9. Hariciye Koğuşu, Efendiyle Uşağı, Fareler ve İnsanlar, Frankenstein, Gazap Üzümleri, Gulliver'in Gezileri, Gül Yabani, Hobbit, Huckleberry Finn'in Maceraları, Hüzün ve Tesadüf, İnsan Neyle Yaşar, Kuşlar Da Gitti, Memleket Hikayeleri, Oliver Twist, Oz Büyücüsü, Pal Sokağı Çocukları, Peter Pan, Robinson Crusoe, 80 Günde Dünya Gezisi, Seçme Hikayeler, Sineklerin Tanrısı, Sophie'nin Dünyası, Sol Ayağı, Tom Sawyer'in Maceraları, Tuna Kılavuzu, Vahşetin Çağrısı, Timbuktu, Yaşlı Adam ve Deniz, Zaman Makinesi, Çalı Kuşu, Çizgili Pijamalı Çocuk, Üç Silahşör, Türkçe Sözlük. Evet, listemiz böyleydi. Bu listede de Türkçe Sözlük'e yer verdim çünkü vurgulamak gerekirse Türkçe Sözlük her okurun kitaplığında bulunması gereken temel bir eser. Okumak bir ömür sürebilecek uzun bir serüven. Bu serüven içerisinde bazen hızlanabilir, bazen yavaşlayabilirsiniz. Bazen okuma hevesinizi kaybedebilir, bazense okumaya sıkıca sarılabilirsiniz. Okuma hevesinizi kaybetmeniz belki yaptığınız hatalardan, yanlış tercihlerden kaynaklanabilir. Bu konuda birçok rehber videosu hazırladık. Adı üstünde bu videolar size bir rehberlik yapabilirler. Eğer cevabını, sorunuzun cevabını orada bulamıyorsanız bu videoda hemen alt kısımda yorumlarda soru olarak belirtebilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırız. Umarım okumak sizin için ömür boyu sürecek bir serüven olur ve bu listedeki kitaplar keyifli okumalar, verimli okumalar yapmanızı sağlar. İyi okumalar diliyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.